Hayırlı sahurlar olsun inşallah. Ben Deniz Uğurcan Polat. Bugün 3'ü Nisan'ın. Artık yavaş yavaş da sona doğru da geliyoruz. Dolayısıyla 24. orucumuz da nasip olursa bugün niyetlenmiş olacağız. 24. seheri, 24. sabahı, 24. orucu görmüş olacağız inşallah. Evet, yani başlamak bitirmektir derler eskiler. Yani bir şeyin başlamış olması o şeyin Allah tabi ömür verirse bitirmek anlamına da geliyor. Allah ömür verdiği sürece yeter ki bir şeye başla, o başladığın şeyi artık sonuna geliyorsun. Başladığın şeyi bitirme imkanın oluyor. Allah ömür lütfetmişse. Ve neredeyse bugünden sonra geriye kalan bir hafta olmuş oluyor, değil mi? 24'ünü inşallah idrak edeceğiz. Allah idrak edilmiş oruçların sahibi kılsın bizi. Allah yaşanmış ömürlerin sahibi kılsın bizi. Allah hakkı verilmiş muhabbetlerin sahibi kılsın bizi. Cenab-ı Allah içi dolu dolu hakkı verilmiş sevgilerin sahibi kılsın bizi. Cenab-ı Allah okunmuş ve anlaşılmış kitabın ehli olmayı nasip etsin bize inşallah. Ramazan vesilesiyle de tabii aynı zamanda. Sultan Özkan burada, Hülya Hocam burada. Hülya Hoca'ya selam. Bugünkü İstiklal Gazetesi nüshasında sayfada paylaştım. Sayfa halini gördüğünüzü bilmiyorum. İhsan ahlakı üzerine Hülya Anıl Hoca ile yaptığımız röportaj yer alıyor. Gün içerisinde de linki çıkar. Keyifli bir söyleşi, güzel bir söyleşi, tam da Ramazan'a gidebilecek bir söyleşi. Onun için dikkate almanızı öneririm. Hatice Fahri Nisa Hoca burada, Meral Yağmur arkadaşım burada, Ankara'dan. Daha böyle hem gazetede röportaj hem de burada söyleşi yaptığımız Özlem Kınık burada. Çalışkan Serpil burada. Merhabalar efendim. Hamra Hanım burada. Cimcime Atölyesi burada. Evet, toplaşmaya başlıyoruz görüldüğü üzere. Evet, toplaşalım toplaşalım, değil mi? Böyle hani oyunun başlaması için bir araya gelmek, böyle toplaşmak, cem olmak lazım. Cami cemeden, işte cemevi, işte cemeden bize muhabbet cemimizi yapabilmemiz için bir araya geliyor olmamız da gerekiyor. Geliyoruz da gelmeye çalışıyoruz. Dün neredeyse hani su içecek bir zaman dilimi kaldı. Sahurda hani böyle iki lokma bir su alınca yetiyor benim için. Yani burada da zaten su içmiş oluyorum sürekli. Dolayısıyla sahuru da böyle hani su içerek de tamamlamış gibi olmuş oluyoruz. Bir nevi yani. Ama sizler de sona doğru herhalde mutfakta ya da işte sofrada takip ediyorsunuz. Şimdi o telefonu koymuş olduğumuz şeyler de var, değil mi? Aparatlar var. Oraya konarak normal işlerimizi de yapabiliyoruz. İşlerimizi yaparken de aynı zamanda seyretme imkanımız oluyor. Ama hem işleri yapıp hem seyredip hem de yorum yazabiliyor olmak da bence o da güçlü bir maharet gerektiriyor. Allah razı olsun. Hepinize çok teşekkür ederim. Yani 24 günü birlikte geçirdik. Bir gece galiba ön anlamalar sorunu ile ilgili bir program yapacaktık. O sıra bağlantıda bir sorun oldu ve devam edememiştik. Demek ki 23 gece dir beraber oluyoruz. Bunun birkaç gecesinde konuklarım olmuştu. O konuklarla beraber konuşmalarımızı da gerçekleştirmiştik. Evet, Hülya Hocam'dan Kadriye merhaba efendim, hoş geldin, elhamdülillah diyorsun, amin, elhamdülillah, evet. Veysi abi geldi, selamlar. Hülya Hocam, teşekkür ederim hocam, değerli yazılarınızı okuyordum, değer verdiniz, kayda değer gördünüz diyor, Allah razı olsun. Ya yazı dedin de bazen de çılgınca da bir şeyler de yapıyoruz kendimizce. Kadarına gerek var mı bilmiyoruz ama bir görev bilinci de oluşuyor. Şimdi Ramazan'la ilgili Ahlak-ı Hasene yazıları var. Kendilik bilinci sayfasında da haftada bir yazıyorduk. Bu hafta atladık, unuttuk.
Ama Ramazan'dan beri yani 24 gündür İstiklal Gazetesi'nde Ahlak-ı Hasene yazıları yayınlıyoruz. Tabii ne kadar okunuyor, kim okuyor bilmiyorum ama Evliya Hoca her yazıyı okuyanlardan diye tahmin ediyorum. Yani 24 gündür de hani Ahlak-ı Hasene ile ilgili güzel ahlak erdemle ilgili de 24 yazı yazmak hani Ramazan'ın sonuna kadar da devam edecek. Geçen sene bir Ramazan sayfası hazırlamıştım. Kendiliğimden onlara önermiştim. Bunlar biliyorsunuz hani görev olarak yapılan yani orada çalışıldığı için yapılan şeyler değil. Yani dışarıdan hizmet olsun diye yapılan gönüllü olarak yapılan zaman ayrılan bir şey. Yani mali bedel beklenmeden gönüllü olarak yapılan bir şey. Ama lezzet de veriyor bize. Belki okuyanlar da olur. Şimdi okumazlarsa bile sayfada kalırsa ileriki zamanlarda okuyanlar olur. Kendi internet sayfamıza da oradan koyuyoruz. Ama her halükarda kendimize göre bu Ramazan'da hem 24 canlı yayın yapmak suretiyle hem de Ramazan üzerine 24 gündür yazmak suretiyle vazifemizi yapmaya çalışıyoruz diyelim. Evet, Rahmi de geldi. Rahmi Olcay, ses sanatkarı, değerli sanatçı dostumuz, kardeşimiz. Bu aralar İstanbul'da ama karşılaşamadık. Dün gece Ömür Baba da aramış, çağrısını gördüm. Bugün döneceğim inşallah. Efendim, Nezihe Erdoğan burada. Bu yazılar iki kapak halinde de korunsa ne güzel olur hocam. Bu Ahlak-ı Hasene yazıları ve diğerleriyle beraber Ömer Sayan Merhaba bir dosya editörün görmesi için menekşeni vermiştik. Şubat'a yetişecekti ama biraz eli ağır Menekşe Özkaya'nın. Fatma Hanım Akıl ve Fikir yayınlarından talep etmişti. Güzel Ahlak Yolculuğu diye bir isimle onlardan bir seçki yapmıştık. Ama henüz editörün elinde duruyor. Bakmaya herhalde daha fırsat bulamadı. Biz de arkadan sormaya utananlardan birisiyiz. Bir de diğer yazılardan bir dosya. Şubat geldi geçti. Üsküdar fuarı yapıldı, geldi geçti. Vesaire. Rahmicim inşallah Ramazan'dan sonra devam ederiz herhalde ama bu cumartesi de istasyonda iftar edeceğiz. Ondan sonra da koridorda kendimizi yaparız ama esas olduğumuz yerde Ramazan'dan sonra başlarız. Buradaysan bekleriz tabii ki seni ve sesini özledik. Allah razı olsun. Şimdi değerli dostlar bugünkü konumuz bu toplaşma giriş muhabbetiydi. Bugünkü konumuza geçebiliriz. Aydın Kafe'den Tarık Şahin arkadaşım da geldi. Onlar da maşallah orada devam ediyorlar. Ahmet abiyle beraber Sinan Canan dün akşam galiba onlarlaydı. Keyifli bir sohbette gerçekleşti. Allah emeklerinizi zayi etmesin efendim. Değerli dostlar, konumun neresi diye bir cümle düşündüm bugünkü başlık üzerinde. Yani konumun neresi? Şimdi birbirimize konum atıyoruz değil mi? Yani neredesin? Filan yerdeyim. Ya görüşelim. Bir konum at diyorsun. Konum atıyorsun. Yürüyerek elinde telefonla o konuma gidiyorsun. Ya da araçla gidiyorsun. Ya da sen bir konum atıyorsun. Ya gel buraya özleştim diyorsun. Hasretin dibini buldum diyorsun. Ya da bir mevzu konuşacaksınız. Veya bir yerde bir etkinlik, bir toplantı var. Konum atıyorsun. Yani artık konumla gidiyoruz. Neredeyse bildiğimiz yerlere de konumla gitmeye başladık. Onun da şöyle bir yararı var. Hani tarih yolları, işte yan yolları, boş olan yolları da gösteriyor sana. Gideceğin yere daha sakin biçimde, daha hızlı biçimde, daha müsait olan yollar üzerinden gidebilmeyi sağlıyor. Yani konumun neresi dediğimizde o bakımdan da mühim bir hale geliyor. Yavuz abi hayırlı sabahlar. Şimdi bu konum meselesi önemli. Mesela konumun nerede duruyorsun? Ya şükür üzere bir konumda mısın? Tefekkür üzere bir konumda mısın? Takdir edebilme üzere bir konumda mısın? Kendi varlığını, kendi bilincini, kendilik bilincini
fark edebilecek bir konumda mısın? Hümeyra, selamlar, hoş geldin. Eyvallah abi. Dolayısıyla bulunduğumuz yer, sabitelendiğimiz yer, baktığımız yer bakımından çok önemli bir şey. Kıblemizi, istikametimizi, yönümüzü, yönelişimizi belirlememiz bakımından neye ne kadar uzak, neye ne kadar yakın olduğumuzu belirlememiz bakımından konumun önemli. Nerede konumlandın? Nerede konuşlandın? Konumlandığın yer iyilik üzere bir yerde mi? Hayır üzere bir yerde mi? Tefekkür üzere bir yerde mi? Ya da tam tersi yerlerde mi? Bu muhasebeyi tam da 24'üne geldiğimiz bugün de geç bile kalmış olduk. Belirlememiz lazım. Ramazan'dan beri aslında bir nevi o konumlanmayı, konum belirlemeyi aslında yapıyoruz. Daha doğrusu yaptığımızı varsayıyoruz. Ama o konumlanmayı ne kadar yapıp yapmadığımız konusunu bugün bir içsel muhasebe yaparak kendimiz üzerinden mevzuyu tekrar bir değerlendirmekte yarar var kanaatindeyim. Filiz Hanım burada, Sacide Bayraktar burada, Aynur Polat merhabalar efendim, hoş geldiniz. Dolayısıyla bunun üzerine bir tefekkür denemesi de bu gece inşallah beraber yapalım. Sizler de yorumlarınıza katkıda bulunabilirsiniz. Bir insanın ya da bir nesnenin bulunduğu belirli yere konum deniyor malumunuz. Kişinin o yerdeki durumunu da belirtiyor. Yani şu konumda, şu pozisyonda, şu konumda, şu makamda, şu söz söyleme yerinde, şu iş yapma yerinde, işte hakim konumunda, savcı konumunda, şoför konumunda, fetva konumunda, öğretici öğretmen konumunda, işte ders verir konumda, öğrenci konumunda, öğretici konumunda. Yani duruşu, biçimi anlatan bir yanı da var dolayısıyla. Bulunduğun pozisyonu da anlatıyor, bulunduğun yeri belirliyor. Bir duruş biçimin var, yani kıyam biçiminde, rükû biçiminde mesela, sücud biçiminde mesela, doğruluk biçiminde mesela, mücadele biçiminde, Hazreti Hüseyin gibi kıyam biçiminde mesela. Konumun ne? Pozisyonun ne? Duruşun ne? Anlayışın ne? Bakışın, kavrayışın, hayata anlam katışın, hayatın anlamını kavrama noktan ne gibi sorularla meseleyi açabiliriz biraz. Yani durumumuzu, yerimizi belirliyor. Konumun neresi, konumun nedir dediğinde. Yani ben filan yerde çalışıyorum, ben işte şu bakanlıkta çalışıyorum dese, Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışıyorum, Adalet Bakanlığı'nda çalışıyorum ya da şu firmada, yabancı firmada, şu yerli firmada çalışıyorum dediğimizde birisi, konumun ne diyor? Ya da o öyle dese, biz hani oradaki konumun ne diyoruz? Çaycıyım diyorsun mesela, servis şoförüyüm diyorsun ya da işte teknik elemanım diyorsun. Yani bir konum belirlememiz gerekiyor. Peki biz konumumuzu nasıl belirliyoruz? Şu yaşta, şu akılda, şu tecrübede olan bizler, şu anda 11 kişiyiz, gelip gidenler de oluyor. Konumumuz neresi? Bu konumun farkında mıyız? Bulunduğumuz bu konumdan hoşnut muyuz? Bu konumu ilerletmek için, yükseltmek için bir gayretimiz, bir niyetimiz, bir emelimiz, bir azmimiz var mı? Sorusu da tabii bunlarla beraber sormamız gereken sorulardan bazılar. Hacer Çiftçi, merhaba efendim. Dolayısıyla bunlara bakmamız lazım. Yani konum deyince enlem ve boylamların yardımıyla bulunan yer, konuşlanma, yani teknik açıdan bunlar söylenebilir. Şimdi bu konumun neresi deyince şunu sormamız lazım. Ben neredeyim? Ben neredeyim? Şimdi yerini belirliyorsun, diyorsun ki filan AVM'deyim diyorsun, değil mi? Ya da işte bu iftarda filan restorandayım, işte şöyle şöyle bilmem kaç yıldızı filan yerdeyim, işte şu oteldeyim,
şu toplantıdayım, şu konserdeyim diyorsun, bir konum belirliyorsun. Peki neredeyiz yani şu anda? Biz neredeyiz? Ramazan'dayız diye hemen geçiştirmeyelim yani. Daha derin bir şeyi sormaya çalışıyoruz kendimize. Konumumuz itibariyle biz neredeyiz kardeşim yani? Nerede duruyoruz? Cenab-ı Allah'ın bizi tayin ettiği konumda durabiliyor muyuz? Burada sınırı aşmak, haddi tecavüz etmek durumunda mıyız? Pozisyonumuz nasıl? Manevi olarak enlem ve boylamımız nerelerde? Değil mi? Cismimiz buradayken ruhumuz nerede? Cismimiz buradayken fikrimiz nerede? Cismimiz Ramazan'dayken, seccadedeyken zihniyetimiz nerede? Fikriyatımız nerede? Anlayışımız nerede? Yani konumumuz neresi? Biz nerede duruyoruz hakikaten? Bu can alıcı bir sorudur. Sormamız gereken bir sorudur. Şöyle de tabii hani işin üstünü kapatmak istiyorsak, ya kardeşim ne saçma soru. Tabii ki müminiz, konumuz belli. Tabii ki Müslümiz, Müslümeyiz. Konumuz belli. Dervişiz, konumuz belli. Aşığız, konumumuz belli filan diyebiliriz. Ama hiç de öyle kolay da değil. Bu sorular biraz can yaktığı için genelde kaçarız da, biliyor musunuz? Yani mesela şu anda bir menkıbe anlatsam, diyelim ki namaz hocalarında, elimizdeki o ilim hallerinde olan mevzulardan bahsetsem falan çok keyifli gelebilir. Ama ya da başkaları üzerinden bir şey anlatsam, eleştiren bir şey anlatsak çok keyifli gelebilir. Ama kendimizi sorgulayan, kendimizi muhasebe ettiren, buna yönelik bazı sorular sormamızı teşvik eden, bunun gerekliliğini anlatan muhabbetlerde biraz hani iğnenin ucu bize battığı için, canımızı yaktığı için ve sorgulamaktan kaçındığımız için hemen kaçıveririz. Bir de böyle bir yanımız var. Ama ne kadar kaçarsak kaçalım, nereye kadar kaçacağız? İşte şu yaşa kadar kaçtık, daha nereye kadar kaçacağız? Değil mi? Fefirru ilallah diyoruz ya, nereye kaçıyorsun? Kardeşim Allah'a kaçman lazım. Allah'tan kaçılmaz ki. Hakikate kaçman lazım. Hakikatten kaçılmaz ki. Muhabbete doğru kaçman lazım. Muhabbetten kaçılmaz ki. Kur'an'a kaçman lazım. Kur'an'dan kaçılmaz ki. Yani konumumuzu belirleme bakımından kendimizi biraz böyle bir sarsmaya ihtiyacımız var diye düşünüyorum değerli dostlar. Onun için de yani biraz canımızı yakalım ya. Yani biraz canımızı gerçekten yanacak yere gelmeden, yevmül kıyama gelmeden, hesap gününe gelmeden kendimize hesap soralım. Ölmeden evvel ölme sırrına ancak böyle ulaşabiliriz. Yani hesaptan evvel hesap vermek, sorgulanmadan evvel kendimizi sorgulamak, sen nerede durdun, nerede yaşadın, kimle yaşadın konusuna bir cevap bulmak. İşte İrfan diyorlar ki işte sorulacak tek soru vardır aslında. Yani bütün sorular bundan mündemiştir anlamında. Konumun neresi sorusudur aslında. Denecekmiş ki işte hani kabir sorusu falan deniyor ya işte. Ehli İrfan da diyor ki tek bir soru vardır aslında. Bütün sorular da içerir. Diyecekmiş ki Cenab-ı Hak işte dünyada ben seninleydim, sen kiminleydin? Cenab-ı Hak sende olduğunu söylüyor. Peki sen konum belirtebiliyor musun? Yani sen kiminleydin? O belirttiğin konum senin yüzünü ağartacak bir konum mu? Mutlulandıracak bir konum mu? Saadetli hale getirecek bir konum mu? Yoksa böyle söylerken ıkmık diyebileceğimiz bir konum mu? Bu güzel bir soru bence. Ne diyorsunuz? Sorumuza isabet var mı? Tam olarak anlatamazsak bile. Değerli dostlar, konumumuzu nasıl bulacağız? Ben şu anda neredeyim? Bulunduğumuz konumun doğru olduğunu ayrıca nasıl bileceğiz? Yani diyelim ki şuradayız. İlimdeyiz, irfandayız, muhabbetteyiz, hakikatteyiz. Ondan sonra aşk tepesindeyiz, okçu tepesindeyiz. Bir şey diyoruz işte ona. Tamam da buranın doğru konum
olup olmadığını nasıl anlayacağız? Ne ile anlayacağız? Bu pusulanın kıbleyi gösterip göstermediğine nasıl emin olacağız? Bunlar da bizim düşünmemiz lazım gelen konular efendim. Biliyorsunuz hani bir maneviyatı bir harita olarak düşünsek, biz bu haritanın şu anda neresindeyiz? O navigasyon konusu açısından bakalım. Mehmet İstanbul, teşekkür ederim efendim, hoş geldiniz. Yine Kayra, hoş geldiniz. Yani maneviyatı bir harita olarak düşünelim. Kalbimizi bir harita olarak düşünelim. İnancımızı bir harita olarak düşünelim. Böyle düşünürsek biz bu haritanın neredesindeyiz? Mavi tık nerede duruyor kardeşim? Mavi tıkımız nerede duruyor? Evet. Mesela imanda konumumuz nerede? Şirk bulaşmış mı, bulaşmamış mı? Bu çok kıymetli bir durum, bir soru. O uzun aradan sonra Ülkü Beyatlı geldi. Selamlar sana ve ailene. Yani imanda konumumuz neresi? Koordinatlarımızı verebiliyor muyuz? Ve bu verdiğimiz koordinatlar doğru mu? Çıkan koordinatlara güvenebilir miyiz? Ve burada isek eğer ne kadar sahih biçimde buradayız? Ayağımızı sabitleyebildik mi? Yerimizi sağlamlaştırabildik mi? Duruşumuz hakikat üzere mi? Ya da işte şirk bulaşmış mı, bulaşmamış mı? İkrarda konumumuz nasıl? Yani verdiğimiz sözde, ahitte durabiliyor muyuz? Misakımız yerli yerinde mi? Ahdimiz duruyor mu? Sadakatimiz bozuldu mu? Yoksa tam olarak yerinde duruyor mu? Bu sorular kıymetli. Evet, Hayriye Gürbüz de burada. Ümmü Şükran diyoruz biz ona. Hayriye selamlar. Ülkü, teşekkür ederiz. Özlemiştik vallahi. Evet, yani ikrarda konumumuz nasıl? Yani verdiğimiz iman sözünde nerede duruyoruz? Verdiğimiz bu iman sözünde sabit bir yerde miyiz? Cenab-ı Allah hani iki türlü anlatımı da var bunun, biliyorsunuz. Geçen akşam Veysel abiyle de konuştuk. Hocam da böyle anlatırdı. Alemi ervahta verdiğimiz sözde durabiliyor muyuz? Yani o konumda sabitlenebildik mi? O konumda tam olarak durabiliyor muyuz? Ya da diğer bir yorumuyla, akıl bali olduktan sonra Kur'an üzere hükmedeceğimizi, Kur'an üzere yaşayacağımızı, Kur'an üzere anlayacağımızı, Kur'an üzere hissedebileceğimizi, Kur'an üzere ilişki kurabileceğimizi, sevgimizi, muhabbetimizi, merhametimizi, şefkatimizi ve diğer bütün ilişkilerimizi Kur'an üzere yapacağımızı, yani akıl bali olarak, rüşt olarak Cenab-ı Allah'a söz, yani rüşte girerek söz verdiğimiz, ya Kur'an üzerinden sözleştiğimiz ahdimizi, misakımızı yerine getirebiliyor muyuz? Tam da konumumuz orada mı? Mavi tıkı orada verebiliyor muyuz? Çok esaslı bir sorudur. Süleyman Mutlu burada. Evet. Durumumuz bulunduğumuz konumla isabetli mi? Evet, yani diyelim ki doğru yerde duruyoruz ama doğru şekilde mi duruyoruz? Camide duruyoruz ama camide tam olmamız gereken yerde miyiz? Kalbimiz, aklımız, ilmimiz, yönelişimiz, istikametimiz, istikameti kıble yapmamız, istikameti iman yapmamız, istikameti ikrar yapmamız, istikameti Muhammed yapmamız, istikameti muhabbet yapmamız gerçekten doğru yerde mi? Bu çok önemli bir şey. Sultan Özkan çok yukarıdan bir yerden bir yorum yazdı. Mutmainiz, hayret makamındayız. İnşallah öyle olmayı umalım. Eğer öyleysek de o öyle olarak sürdürmeyi inşallah başaralım. Sultan, teşekkür ederim. Adnan Küçük Hocam geldi. İyi paylaşım geldi. Selamlar efendim. Yani konumumuz neresi? Konumumuz sabit mi? Yani ikrarda neredeyiz? İmanda taklitte miyiz? İmanda tahkikte miyiz? Konumumuz neresi? Mavi tıkımız nerede duruyor? Bulunduğumuz yer doğru olabilir. Doğru yerde, doğru biçimde durabiliyor muyuz? İstikametli, sabırlı, değil mi?
sürekli öğrenen bir yerde duruyor muyuz? Sadakatte konumumuz nasıl? Yani sadıklardan mıyız? Hani aşıkı sadıklar diyoruz ya. Peygamberlikten sonra ikinci makam olarak anlatıyoruz ya, değil mi? Nübüvvetten sonra sadıklar makamı, sıddıklar makamı, sıdkiyet makamı, doğruluk makamı. Bu sadakatte konumumuz neresi arkadaşlar? Bu sadakatte konumumuzu doğru yerde olduğunu genellikle söyleriz. Yani diyelim ki bir meşrebe gittik, bir yola girdik, bir meşrebin sahibi olduk, bir yere bende olduk, bir yere diyelim ki işte baş koyduk, gönül koyduk. Genellikle orada sabitlenmeyi düşünürüz. Orada sabitleniriz genellikle. Tamam. Bir cemaate gittin, bir işte okuma grubuna gittin, işte bir manevi bir aydınlanma grubuna gittin. Orada sadık kalmayı deneriz. Hatta o kadar da sadık olur ki köylü köylü de olduğunu olur. Bir sürü yaşlıklar olur. Bazen iman diye gittiğin yerde imanlı çalarlar fark bile etmesin. Yani sadakati o kadar yanlışla konumlandırabilirsin. Yani hocanın dediği yer, durduğun yer doğru ama duruşun doğru mu? Ona da bir bakmak lazım. Sadakatte problem olmayabilir. Sadık olabilirsin. Sadakatte konumunu doğru koymuş olabilirsin. Bir yavaşlama hareketi de var sanki. Bekleyeyim. Gelmiş olsun öyle. Devam edelim. Evet, sadakatte doğru yolda yerde duruyor olabilir arkadaşlar. Fakat şimdi Adnan hocam da hukukçu olarak burada. Eyvallah. Peki adalette konumumuz nasıl? Devletin adalet dağıtmasını, hukuk mecralarının adalet dağıtmasını, çalıştığın yerdeki patronun adalet dağıtmasını, İK'nın ya da muhasebenin adalet üzere olmasını istiyorsun ve bu hakkın. Peki sen adil misin? Senin konumun adaleti gösteriyor mu? Konumun neresi dediğinde adalette duruyorum diyebiliyor musun? Yerli yerinde yapan kişilerdenim, her şeyi mümkün olduğu kadar diyebiliyor musun? Yani adalette konumu nasıl? Şimdi sadakatte konumumuz doğru olsa bile, ki genellikle doğru olduğunu düşünebiliriz, ama adalette doğru konumda olduğumuzu, doğru yerde, doğru biçimde konumlandığımızı, manevi tıkımızın yerli yerinde olduğumuzu gösterdiğini kolaylıkla söyleyemeyiz. Genellikle bu adil olma meselesinde, konumumuzun adalette olması meselesinde problemlerimiz var. Mesela ilimde konumumuz neresi? Yani kendimizi malumatlarla mı doldurduk? Muzahrafatla mı doldurduk? Çöplerle mi doldurduk? O öyle dedi, belki böyle dedi, o ona şöyle dedi, şu şuna şöyle dedilerle mi doldurduk? Yoksa hakikat çözümlemesi yapabildik mi? İlim noktasında sahip durabildik mi? Gayret gösterebildik mi? Gerçekten ilim noktasında doğru yerde miyiz? Doğru yerde, doğru biçimde konumlanabildik mi? Bu soru da çok kıymetli bir soru. Sene Alboğa burada, yeğen Adige burada. Yazar Zeynep Yazır, değil mi? Yazır Zeynep burada. Gül burada uzaklardan. Evet efendim, hoş geldiniz. 15 olduk. Yani ilimde neredeyiz? İlim diye acaba filmle falan mı uğraşıyoruz? İlim diye kilimle falan mı uğraşıyoruz? Gerçekten ilim ehli miyiz? Gerçekten konumumuz ilmi açıdan baktığımızda bizi doğru bir yerde gösteriyor mu? Yani ilimde neredeyiz bakmak lazım. Tabii marifette konumumuz ne, ona bakmamız lazım. Dünyalıklarda ya da dünyevilikte miyiz? Mesela duyarlılıkta, duyarlı olmakta konumumuz neresi? Mavi tıkımız var mı manevi açıdan? Duyarlı mıyız? Allah'a karşı duyarlı mıyız? Peygamber Efendimiz'e karşı duyarlı mıyız? Sahabe efendilerimizin yaşayış emrine, ameline karşı duyarlı mıyız? Efendimizin üsve-i hasene oluşuna duyarlı mıyız? Onun uyarılarına karşı duyarlı mıyız?
Dünyayı anlamakta duyarlı mıyız? Hakikati duyumsamakta duyarlı mıyız? Duyumsadıklarımızı, duyduklarımızı ilimle hayata çevirmekte, pratiğe dönüştürmekte duyarlı mıyız? İşleyen bir kalbimiz, ürperen bir kalbimiz, hisseden bir kalbimiz, hüzünlenen bir kalbimiz, iyi şeyler olduğunda hakikat adına heyecanlanan bir kalbimiz, şükürle dolu olan bir kalbimiz, şükran duygularıyla dolu bir kalbimiz var mı? Yani duyarlılığımız da duyarlılık açısından konumumuz neresi arkadaşlar? Kendi meşrebimize bir hata yapıldığı zaman üzülüyoruz, başkasına yapıldığı zaman umursamıyor muyuz? Kendi milletimize, ırkımıza, akrabamıza, çocuğumuza, çoluğumuza bir şey yapıldığı zaman ondan sonra çok böyle aşırı tepkiler, duyarlılıklar gösterip de başkasına yapıldığı zaman hiç oralı olmuyor muyuz? Duyarlıyız ama konumumuzda bir problem var mı? Yani aşırı duyarlılık göstererek de acaba sınırı aşmış oluyor muyuz gibi de düşünmemiz gereken hususlar var. Hava Abacı, merhaba efendim. Yani dolayısıyla bu duyarlılık konusu gündeme gelince hakkını vermek anlamına gelir tabii bu aynı zamanda. Mesela Zümer Suresi 67. ayeti okuyun, oradaki bir bölüme bakın mesela oradaki. Tabii bağlantılarıyla aslında okumak lazım ama bugünün şeyi vurgusu açısından da söylenebilir. Orada ayette diyor ki ve ma kadarullah hakka kadrihi diyor yani. Bu açıdan ne kadar duyarlıyız? Zümer Suresi 67. ayetin vurgusu bakımından konumumuz neresi? Bir bakmak lazım buna. Diyor ki yani Allah'ı gereği gibi bilemediler. Allah'a gereği gibi inanamadılar. Allah'ın kadrini hak ettiği gibi, gerektiği gibi takdir edemediler. Allah'ın kıymetini bilemediler. Allah'a iman ederek Allah'ın kıymetini bilemediler. Yani bu ayet açısından konumumuz nasıl acaba? Çok çok kıymetli bir soru. Ayşe Gündoğdu, merhaba. Ebrar, merhaba efendim. Yani dolayısıyla bu soruları çoğaltacağız bu akşam. Marifetteki konumumuz, duyarlılıktaki konumumuz, kalbimizin ürpermesi hususundaki konumumuz. Mesela infaktaki konumumuz nedir? Nerede duruyoruz infak konusunda? Hep bana, hep bana, yine bana, daima bana, sürekli bana, her şartta bana diyen bir dünya algısı içerisinde miyiz? Yoksa paylaşma, verme zevkine erebildik mi? Maun suresinin onlar namazı kılarlar, yetimi hakir görür, fakiri horlarlar meselesindeki gibi ayetinde neredeyiz acaba? Yani burada konumumuz neresi? Nasıl bir konum veriyor baktığımız zaman? Mavi tıkımız nerede? Mesela en önemli hususlardan birisi, yine donmaya başladı, bu galiba Ramazan'ın sonlarına doğru tat vermeyecek. Belki de bir iki programla sonlandırmamızı istiyor da olabilir, ne diyelim. Değerli dostlar, Hanife Coş, hoş geldin. İnfak meselesini daha önce konuştuğumuz için çokça oraya hatırlatalım, diğer videolara referans verebiliriz. İrademizi kullanma konusunda konumumuz nerede? Cenab-ı Allah'ın bize verdiği özgürlüğü, bize verdiği hürriyeti, bize verdiği iradeyi, bize verdiği bundan dolayı şahsiyeti anlama, kavrama, cevap verme ve gereğini yapma konusunda konumumuz ne durumda? Allah'ın bize verdiği o iradeyi, dolayısıyla özgürlüğü ve hürriyeti birilerine kaptırdık mı? Nefsimize, şeytanımıza ya da nefis adına çalıştığı halde, süfyan adına çalıştığı halde, şeytan adına çalıştığı halde, dini kisvelere bürünmüş, dini lisanlara bürünmüş, şeytanın vahyini almış, şeytanın evliyaları olmuş olan kişilere, yerlere kaptırdık da kendimizi,
doğru konumda mı zannediyoruz acaba? Yani gerçekten irademiz konusunda konumumuz nedir? Kullanabiliyor muyuz bu irademizi? İrademizi kullanırken bize karşı onu kullanmamak üzere bizi tahakküm edenlere nasıl cevap verdik ve konumumuzu doğrulayabildik? Bu soru da çok kıymetli bir sorudur. Üzerinde hani aslında bir program bile konuşabilecek bir konudur. İrademizi abilerimize, ablalarımıza, işte ululadığımız kişilere, yücelttikçe yücelttiğimiz kişilere, siyasi erke, aile erkine, maneviyatı sömüren işte yöneticiler maneviyat erkine mi acaba kaptırdık? Yani Allah'ın o olmazsa iman edemediğimiz, o olmazsa ikrar veremediğimiz ve bize ikram ettiği en büyük akılla beraber en büyük lütfa, irade lütfuna, hürriyet ve özgürlük lütfuna karşı nasıl bir konum belirledik ve bu açıdan konumumuz nerede duruyor? Çok kıymetli bir soru bu da. Yani irade meselesi çok çok kıymetli. Evet, kendimi böyle yavaş hareketler, eski filmlerde olurdu ya, yavaş çekimler, öyleymiş gibi bir yerde gördüm. Neyse, artık duyabildiğiniz kadarıyla diyelim. Yani Allah'ın iman edebildiğimiz, ikrar verebildiğimiz ve kendimizi doğru yerde sabitleyebilmemiz açısından bize verdiği en büyük bahşi, ikramı, ihsanı olan irademizi ipotek koyanmak isteyenlere karşı hadi oradan diyerek imanımızın iman olabilmesi, ikrarımızın ikrar olabilmesi için mutlaka kullanmamız gereken irade hususunda konumumuz ne durumda? Özgür müyüz? Hürriyetimizi kullanabiliyor muyuz? Ve bu açıdan neredeyiz? Mesela kritik akıl yürütme açısından konumumuz neresi? Şimdi mesela kritik akıl yürütme meselesi başlı başına bir mevzu. Akıl yürütüyoruz ama öyle kritik konularda ve böyle kritik ede ede önemli meselelerde, hassasiyetlerde, kılı kırk yara yara ince mevzularda, iman konusunda, ikrar konusunda, ihsan konusunda, irade konusunda, sadakat konusunda, ilim konusunda, taklitten tahkike geçme konusunda kritik akıl yürütme noktasında konumumuz neresi? Konumumuz nerede? Konumumuz ne kadar isabetli? Sabitelerimiz ne kadar isabetli ve ayağımız yere ne surette sağlam basıyor? Fazla abi geldi Bursa'dan, selamlar Nedret diye okuyorum. Hoş geldiniz efendim. Yani bu da çok önemli. Kritik akıl yürütme konusu çok önemli. Evet, yani hep sorgulamamız lazım Hümeyra bunları. Bu konuda da en iyilere göre nerede konumlanıyoruz? Hep aşağılara bakıp ya o kötü, ben ondan iyiyim yerine yukarıdakine bakıp fazilet açısından, iman ve ikrar açısından, tahkik açısından bakıp altımızdaki taklit şey değil de üstümüzdeki tahkik ehline bakıp konumumuzu belirlemek daha sağlıklı olacaktır elbette. Yani bu kritik akıl yürütme konusunu bir bence düşünün ayrıca. Mesela doğru soru sorma açısından konumumuz neresi? Hakikati cevaplar bulma niyeti açısından, sahihliği açısından konumumuz neresi? Manevi haritamızda bu açıdan, bu soru bakımından, bu madde bakımından mavi tık verebiliyor muyuz? Evet, ben doğru sorular soruyorum ve hakikati cevaplar peşindeyim. Bulduğum hakikati cevabı genişletiyorum, kritik akıl yürütüyorum, aydınlatıyorum, Kur'an'la çözümlüyorum. Peygamber Efendimizin sahih örnekliğiyle, sahabe efendilerimizin uygulamasıyla, büyüklerin doğru anlatımlarıyla bunları mezcediyorum, muhasebe ediyorum, tahlil ediyorum ve doğru bir konumlanma yapıyorum diyebiliyor muyuz? Yoksa ya bir yola girdik gidiyoruz, bir meşrebe girdik gidiyoruz. Ondan sonra hani Anadolu'da bir şey derler ya,
biraz kaba bir şey ama saldım çayıra, Mevlam kayıra, bir çayırda bulduk kendimizi. Çayır çimen geze geze gidiyoruz mu diyoruz, yoksa Allah'ın verdiği iradeyi kullanıyor muyuz? Aklı kullanıyor muyuz? Vahyi kullanıyor muyuz? Kritik akıl yürütmeyi yapıyor muyuz? İrademizin, özgürlüğümüzün, hürriyetimizin, Allah'ın bize bahşettiği en mühim nimetlerin hakkını veriyor muyuz? Burada konumumuz mavi tık veriyor mu? Değil mi, maneviyat haritamızda? Buna bakmak lazım. Önemli. Aysar burada. Merve burada. Merve hoş geldin. Teziş dostlarım. Evet. Mesela vasatın tahakkümüne karşı doğru tık verebiliyor muyum? Yani biz vasat bize tahammül ediyor. Ya bu kadar yeter. Böyle de olur. İşte kalitede, anlamada, duruşta, ihsanda, değil mi? Yani vasata razı oluyor. Halbuki Cenab-ı Allah'ın ruhumuza derc ettiği o yerde daha yukarıda, daha yukarıda, daha kaliteli, daha nitelikli, daha içerikli bir yerde durmamız lazım. Cenab-ı Allah bizi yükselmemiz için o imkanları verdi. Biz o gayretten kurtulup, daha doğrusu o gayrete niyetlenemeyip vasata mı razı oluyoruz? Konumuz nerede? Teşekkür ederim Merve, sağ olasın. Halime hoş geldin. Halime de cumaları gelen bizim işte Gültan verdi kardeşimiz, arkadaşımızın arkadaşlarından yaşlı bakımı veren bir konumda bir yerde çalışıyor. Çok önemli bir şey tabii. Hoş geldin. Halime annemizin ismini taşıdığı için de o tanıştığımızdan beri arada bir geliyor, sağ olsun. Belki Ramazan'dan sonra başlarsak yine bir arada oluruz. Mortotograf. Değil mi? Doğru okudun. Eyvallah. Şimdi arkadaşlar, vasatın tahakkümünü kırmak bakımından neredeyiz? Mesela kalıcı öğrenme açısından konumumuz nerede? Doğru bilme, yani doğruyu bilme konusunda bir şeyi öğreniyoruz da onun doğru olup olmadığını tahkik etme, Kur'an'la, Peygamber Efendimiz'le, hadis-i şeriflerle, sünnet-i seniyye ile onu konumlandırma konusunda gayret açısından neredeyiz? Yani doğruyu bilme, doğruyu doğrulama açısından neredeyiz? Doğrulara uyma konusunda neredeyiz? Yani şimdi doğruyu bilme, doğruyu doğrula, doğru bile diye söyleneni, bize söyleneni doğrulama. Ama bir de doğruyu ya uyma, doğruluğu, doğruyu doğru biçimde üzerimizde gösterme açısından neredeyiz? Buna da bir bakmak lazım. Handan hoş geldin. Handan Ali Nurbaki hocamızın zamanında beraber öğrencilik yaptığın değerli arkadaşım. Bankacı, emekli ama çalışıyor hala. Hatice Fahri Ünsal Hoca, bilgi ve fikir farklı şeyler. O açıdan merkezde Allah, vahiy ve peygamber örnekliği varsa sanırım diğer tüm konularda konumumuzu belirleyebiliriz. Evet, inşallah. Yani niyetimiz bu olsun, gayretimiz bu olsun, hedefimiz bu olsun. İnşallah Hatice Fahri Ünsal'ın dediği gibi konumuzu doğru belirleme açısından gayretler. Yani bu sorular bulunduğumuz yerin doğruluğu, eksikliği, fazlalığı, sahihliği, sahteliğini sorgulatsın diye bu soruları soruyoruz Saher'in bu vaktinde. Eğer problem yoksa başka sorulara geçmek lazım. Problem varsa irdelemek lazım. Tereddüt varsa, şek varsa, şüphe varsa, reyp varsa onları oradan kurtarıp itminana getirmek lazım. Mesela şeytanın duruşuna göre bizim konumumuz nedir? Buna bir bakmak lazım. Mesela şeytanın durduğu yerde duruyor olabilir miyiz? İblisin durduğu yerde duruyor olabilir miyiz? Hakikatin yanında duruyoruz dediğimiz halde, acaba şeytanla böyle omuz omuza, dirsek dirseğe duruyor olabilir miyiz? Konumumuzu yanlış yerde konumlandırmış olabilir miyiz? Buna da bakmak lazım. Mesela Kur'an'ın prensiplerine göre konumumuz nerede? Peygamberimizin örnekliğinde konumumuz nerede? Değer mi önemli senin için, fiyat mı sorusu açısından konumuz nerede? Sağlam yürekli olma konusunda konumumuz nerede? Doğruda birleşme konusunda, yanlışta içtima etme konusunda nerede? Doğruda mı birleşiyoruz, yanlışta mı içtima ediyoruz? Buradaki durumumuz
Konumumuz bize mavi takı gösteriyor mu? Buralarda neredeyiz? Bir bakmak lazım. Senden de inşallah. Cemal Nur, merhaba, hoş geldin. Sevgi, gönüllüsü, kan kanat. Eyvallah. Burada neredeyiz? Doğruda mı birleşiyoruz, yanlışla mı içtima ediyoruz? Direnirken mesela bir şeye direniyoruz. Direnirken Kur'an'la direniyor mu? Böyle bir ayet var, yanlış hatırlamıyorsam. Onlar Kur'an'la direnirler diyor ya. Sahabe efendilerimiz, peygamberler, peygamberimiz. Onlar zulme, onlar cehalete, onlar baskıya, onlar tahakküme, onlar şirk pisliğine, onlar münafıklığa, onlar şuna, onlar buna. Ne ile? Kur'an ile direnirler. Biz acaba Kur'an ile direnme konusunda konumumuz neresi? Bu başlık da başlı başına konuşabilecek bir şey yani. Kur'an'la direnme mevzusu başlı başına bir konu. Yani hocayım, anneyim, işte babayım, dedeyim, eşim, dostlarımın dostuyum, arkadaşlarımın arkadaşıyım derken hakikaten ya peki tam olarak orada mıyım dememiz, konumumu doğru mu dememiz, onlar öyle biliyorlar ama gerçeği öyle mi dememiz ve gerçek oysa hakkını vermemiz konusunda sorgulamamız lazım. Mesela Müslümanım diyorum ama ne kadar Müslümanım? Müminim diyorum ama ne kadar müminim? Dervişim diyorum ama ne kadar dervişim? Talebeyim diyorum okuduğum kitabın ama ne kadar talebesiyim? Ne kadar idrakim orada? Dikkatim orada. Aşığım diyorum ama ne kadar aşığım? Merhametliyim diyorsun, merhametliyim diyorum ama ne kadar merhametliyim? Cehalet haramdır diyorum ama ne kadar onunla mücadele ediyorum? İlim farzdır diyorum ama ne kadar buna gayret ediyorum? Şimdi bunlar çok can yakıcı sorular. Kur'an Furkan'dır diyorum ama ne kadar faruğum, ne kadar ayrıştığım, ayrıştırıcıyım, ne kadar mümeyyiz davranıyorum, ne kadar temyiz yeteneğimi geliştirdim. Değil mi? Kur'an çünkü bize bunu veriyor Furkan oluşuyla. Kur'an zikirdir diyorsun, Kur'an zikirdir diyorum ama Kur'an'daki bilgileri ne kadar hatırımda tutarak günlük işlerimi, işlemlerimi yapıyorum. Kur'an'ını hayatımın sorunlarını çözümlemede ne kadar kullanıyorum ki ancak o zaman Kur'an'ın zikir olduğunu, Kur'an'ın tezkire olduğunu, hatırlatıcı olduğunu hayatımıza taşımış oluruz. Kur'an'ı tezekkür etmek konusunda iyi oluruz. Evet, bugün dona dona gidiyoruz. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, Fâri Kainat Efendimiz üsve-i hasenedir diyoruz. El hak öyledir. Ama ne kadar üsve-i hasene olarak söylediğin halde ne kadar uyuyorsun, ne kadar üsve-i haseneden kendine faziletler taşıyorsun. Nazan Elçi, merhaba, hoş geldin efendim. Değerli dostlar, bunları sormak lazım. Mesela peygamber güzel ahlakı tamamladı diyorsun. Tamamladı diyorum. Peygamberimizin konumunu belirliyorum. Peki, tamamlanmış olan o ahlakın sen neresindesin? Peygamberimizin tamamladığı ahlakta konumlanabildin mi? Senin mavi tıkın manevi haritanda Peygamberimizin tamamladığı ahlak-ı hasenede, ahlakın aliyede değil mi? Sen neredesin? Ahlak-ı hamidede neredesin? Ağzın ahlak-ı hamideden, ahlak-ı hasaneden bahsederken acaba sen ahlak-ı seyyiede misin? Dilin başka, bedenin başka bir şey mi söylüyor? Fazıl abinin bir yorumu var. Fazıl abi bizim Cihangir ağabeylerimizden, dönemlerimizin. Aynı kaynaktan beslendiği halde niye 180 derece farklı sonuç elde ediliyor ve Kur'an ile direndiklerini düşünüyorlar? Çok güzel bir soru abi. İnsanlar iki arada bir derede kalıyorlar. Çok acı diyor. Haklısın abi. Burada işte bir konum problemi var herhalde Fazıl abi. Yani oradayız diyoruz ama gerçekten orada mıyız? Oradayız ama gerçekten orada hakikati olarak orada mıyız? Galiba Bedir şehitleri tespit edilirken sahada İşte şu şehit oldu, şu şehit oldu, şu şehit oldu diye anlatırken Fâri Kainat Efendimiz'e bir tanesi için hayır o şehit olmadı diyor.
Ya Resulallah, nasıl olur o şehit olmadı? İşte o da şehitler sahasında, şehitlerin düştüğü meydanda, Bedir meydanında diye sual edilince sevgili Efendimiz'e, o diyor hurma bahçelerini korumak üzere savaşa gelmişti. Bir siyerine bir de bir hadise var hatırladığım kadarıyla. Eksiği varsa ilahiyatçı dostlarımız düzelsinler. Bu arada Zahide de geldi. İlahiyatçı psikolog, o da düzeltebilir. Hülya Hocam burada. Başka ilahiyatçı dostlarımız var. Yani doğru yerde ama doğru niyette değil orada. Doğru yerde ama başka beklentiler de orada oluyor. Ya da alışkanlıkla oluyor fazla abi. Yani doğru yerde ama doğrulukla orada değil. Yerin doğru, camidesin ama aklın başka yerde. Tekkedesin ama aklın başka yerde. Dershanedesin ama aklın başka yerde. Yani bu bir sıkıntılı bir durum. Yani dolayısıyla bunlara da dikkat etmemiz lazım. Oo, Nurgül hoş geldin. Safa geldin arkadaşım. Yani dolayısıyla Fazla abinin sorduğu soruya da esaslı cevaplar bulmamız lazım. Peygamberimizin tamamladığı ahlakı anlatıyorsun, gürül gürül anlatıyorsun ama o ahlaktan zerre üzerinde taşımıyorsun. Konumunda bir problem var. Yani doğru konumu biliyorsun, ahlakı Muhammedi olduğunu biliyorsun ama orada değilsin. Oradasın ama doğru biçimde değilsin. Dolayısıyla bunlara biraz daha kıymetli bakmak lazım. Eyvallah Sultan, teşekkür ederiz. Yani mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselam önce kul idi. Değil mi? Şehadette böyle de kullanıyoruz ve Kur'an'daki peygamberimizi anlatan ayetlerde de ki ayetlerinde daha evvel de önermiştim geçen sene de o de ki ayetlerini bir okumak lazım o gözle. Ayette peygamberimizin hep kulluğu vurgulanıyor. Şehadette de biz böyle yapıyoruz. Kelime-i şehadette de kul ve resul diyoruz değil mi? Şahit olduk diyoruz. Nasıl şahit olduğumuz konusu da ayrı bir meseledir diyoruz. Ama kardeşim hiç kulluğa gelmiyorsun ki. Peygamberin kul oluşunu hep zikrediyorsun, şehadetini de söylüyorsun. Ama sen hiç kullukta bezin yok. Yani oralarda olmak istemiyorsun. Hep böyle yukarılarda, tanrılaşmış yerlerde oluyorsun. Sevdiklerini de kulluk çizgisinde tutmuyorsun. Oraya konumlandırmıyorsun. Onları illa böyle yukarıya doğru çıkarmanın derdindesin. Yani sevdiklerini de kulluktan çıkartıyorsun. Kendin de kullukta ya, orada da bir konumlanma sorunu var değerli dostlar. Yani senin peygamberin kulluk konumunda iken, peygamber olmasına rağmen, nebi olmasına rağmen, resul olmasına rağmen, hatemin nebi olmasına rağmen kullukta durmayı ahlak olarak benimsemiş, bir kulluk çizgisinde yaşamış, ahlak-ı Muhammedi'yi kulluk çizgisinde göstermiş, senin hiç kul olmaya niyetin yok. Hep böyle bir şeyler yukarılarda. Cemaatinle övünüyorsun, okuduğun kitapla övünüyorsun, şeyhinle övünüyorsun, zikir sayında övünüyorsun, çektiğin esmalarla övünüyorsun, taktığın sardığın sarıkla övünüyorsun, giydiğin haydariyle övünüyorsun, giydiğin yemeniyle övünüyorsun, hocanla övünüyorsun. Hocanın hakikatini bile bilmiyorsun ki, belki yarın sahit olarak değil, şaki olarak önüne çıkacak, şeki olarak önüne bilmiyorsun ki. Onu kurtaracağını zannediyorsun mesela. Halbuki bireyseldir değil mi sorumluluk? Kur'an'dan hepimiz sorumlu. Sorgulanacağız. Diğer okuduğumuz kitaplardan değil. Onlar bilgi edinme kitabı, sorgulanma kitabı değil. Ne kadar çok başka kitaplar okursak okuyalım ki okuyalım anlamak için. Ama onlar sorgulanacağımız kitap değil. Bilgi kitabı, sorgulanacağımız kitap Kur'an kitabı. Ya ondan bir behremiz olmadığı sürece konumumuz yanlış yerde demektir arkadaşlar. Ayşe hoş geldin deriyoruz. Dolayısıyla peygamberimizi kullukta duran peygamberi, Allah'ın sana Kur'an'da kullukta olduğunu gösterdiği peygamberi, peygamberimizin kendi kendini sana hep bulunduğu yeri, içmam ettiği yer, kulluk çizgisinde, ahlak-ı Muhammedi çizgisinde, kulluk çizgisinde iken, sen sevdiklerini büyütüyorsun, ilahlaştırıyorsun, önüne arkasına bir sürü şeyler ekliyorsun, sıfatlar ekliyorsun, şöyle 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 şöyle, aşıkların aşığı, abidlerin abidi, zahitlerin zahidi.
öyledir, öyledir, öyledir filan diyorsun. Ver Allah'ım ver, ver Allah'ım ver. Yani önüne arkasına, peygamberimizin kendisinin isminin önüne arkasına koymadığı sıfatları koyuyorsun. Yani başkalarını da kullukta tutmuyorsun. Ya yani onların konumunu değiştiriyor. Onlar eğer ihlaslıysa kendi konumlarına sabitler de sen kafandaki onları yanlış yere konumlandırdığın için sen de kendini fark etmeden yanlış yere konumlandırmış oluyorsun. Onların söylediklerini yanlış anlamış oluyorsun. Bu bakımdan da çok sıkıntılı yerdeyiz. Yani tanrılaştırıyoruz maalesef. Değer verdiğimiz, yararlandığımız, istifade ettiğimiz, okuduğumuz, sohbetini dinlediğimiz kişileri. Yani onları önce kul diyorsun, sen hiç kulluğa gelmiyorsun ve onları da o kullukta tutmuyorsun. Aynen öyle Adnan abi. İnsanlar hür oldular ama yine Abdullah'tırlar. Yani kulluk birinci meselesi çok önemli bir şey hakikaten. Yani bizi mesela sevdiğimiz üstadımızın, sevdiğimiz mürşidimizin, istifade ettiğimiz alimin, ağabeyin, ablanın neyse işte. Ya kullukta kalmasına rıza gösteremiyoruz ya. Peygamberimiz burada kalmak için o kadar ısrar etmiş, ayetlerle bize göstermiş, yaşayışıyla göstermişken senin neyine yetmiyor kul olmak? Niye kullukta kalmayı konumlama olarak yeterli görmüyorsun? Evet, neyse uzatmayalım. Yani Kur'an tevilat-ı ehadis diyor. Sûre-i Yusuf'ta biliyorsunuz. Niye burada duruyoruz? Biz olayları yorumlama konusunda niye tevilat-ı ehadis konusunda maharetli değiliz? Olayları niye yorumlu? Hep rüya yorumcusu olduk da tevilat-ı ehadis olayların yorumu konusunda geride kaldık. Niye yaşadığımız zamanı yorumlayamıyoruz? Niye içinde bulunduğumuz sorunları yorumlayamıyoruz? Niye ilişkilerimizdeki sorunları tevilat-ı ahadis üzerinden yorumlayamıyoruz? Halbuki Yusuf Peygamber bunu öğretildiğini Allah bize Kur'an'da öğretmişti. Rüyaları yorumluyoruz ama olayı, hayatı yorumlayamıyoruz. Bağlantıları kuramıyoruz. Doğru yerlere konumlandıramıyoruz. Doğru yerde konumlanamadığımız zaman o zaman da yorumlarımız da doğru yerde konumlanmıyor. Konuşlanmıyor. Mesela yalan söylemek büyük günahtır diyorsun ama sen hep yalan söylüyorsun. Doğru yere konumlanmıyorsun. Aynen öyle. Ali abi de çok doğru söylüyorsun. Teşekkür ederim. Doğru. Şebnem hoş geldin. Kur'an sadece çalıştığın kadar var, sayın kadar var diyorsun diyor ama sen hep yan gelip yatmaya konumlanıyorsun. Konum için iman tazelememiz gerekiyor arkadaşlar. Doğru konum için yüzümüzü yeniden yıkamamız gerekiyor. Doğru konum için kalbimizi yeniden yoklamamız gerekiyor. Doğru konum için aklımızı yeniden işletmemiz gerekiyor. Mesela şu an neredeyim diye sorsak arkadaşlar. Şu an neredeyim? 57 dakikalık konuşuyoruz. Şu an neredeyim? Yani böyle seri sorularla bugünkü programımızı da noktalayalım, konumlandıralım diyelim. Şu an neredeyim arkadaşlar? Ne kadar Kur'an'dayım? Ne kadar salih imandayım? Değil mi? Sahih imandayım, tahkik imandayım. Ne kadar taklitten kurtuldum? Ne kadar ahdime, misakıma sadıkım? Ne kadar hurafeyi değil, ilmi önceliyorum? Ne kadar hayallerde yaşamak yerine gerçeklerle beraberim. Ne kadar adaletten yanayım, ne kadar merhametten yanayım, ne kadar şefkatten yanayım ve bunu gösteriyorum. Ne kadar infaktan yanayım, infaktan yana mıyım, nifaktan yana mıyım? İnfakım azalınca nifaktaki artışımın farkında mıyım? Değil mi? Bu soruları sormamız lazım. Ve nelere dikkat etmeli diye bitirelim. Biraz böyle hani maddeler halinde yazdım son şeyi. Dakikaları böyle bağlayalım diye bunu da nelere dikkat etmeliyiz diye düşünerek vedalaşalım bugün de konumumuz neresi konusunda manevi haritamızda gönül haritamızda efendim sorularımız şu buralara dikkat diyelim yani nelere dikkat etmemiz lazım kurtuluş yeri burası diyenlere dikkat Kur'an'ı gösteriyormuş gibi yapana yani incelemek lazım. Nuh'un gemisi burası diyenlere dikkat. Fırkayı Naciye burası diyenlere dikkat. Şeyhim bize himmet eder, büyüğüm bize himmet eder, kurtarır diyenlere dikkat. Peygamberimizin rahmına. Eyvallah.
fazla abi. Bir de kendini doğru olmadığı halde kendisi dışındakilere doğruluk beklentisi var. O da doğru tabii. O da çok sıkıntılı abi. Girişte söylemeye çalıştık onları. Sen uyurken biz onları söylemeye çalıştık fazla abi. Estağfurullah. Yarenlik olsun. Aysun hoş geldin. Radyocu arkadaşımız. Manevi rüşveti meşrulaştıran anlayışlara dikkat. Manevi torpili meşrulaştıran anlayışlara dikkat. Kapağı bir yere atarak kurtulma anlayışını meşrulaştırmaya dikkat. Sen anlamazsın, ben anlarım diyenlere dikkat. Fethiye hoş geldin. Efendim, irademize ipotek koyanlara dikkat. Boyunlarımıza görünmeyen boyunduruk vuranlara dikkat. İnançlı olmayı özgürlük değil kölelik olarak görüp ve bize de böyle anlatanlara dikkat. Sağlam duruşlu olmak yerine kaypak olanlara dikkat. İnsan vahşiliği, insanlık vahşiliği terk etmek demek iken, anlamı bu iken, vahşi oluşumuzu destekleyenlere ve orada olanlara dikkat, kalışımıza dikkat. Anlattığımız oklar bize isabet ediyorsa niyetlerimize dikkat. Anlamak yerine linç kültürüne daha çok yatkınlığımız varsa oraya yöneliyorsak buraya da dikkat. Her bağımlılık körlük iken bağımlılıklarımızı fark edemeyişimize dikkat. Allah kitapla beraber mizanı da indirdik, hikmeti de indirdik derken mizandan yoksun kalışımıza ve hikmetten yoksun kalışımıza dikkat. Elimizde Kur'an varken doğru karar alamayışlarımıza dikkat. Mümin iken müşrik ahlakı üzere yaşayışımıza dikkat. Kanaat en büyük hazinemiz derken, zenginlik derken, daha fazlasını, sürekli daha fazlasını istiyor olmamıza dikkat. İslam sağlamlık demek anlamını içeriyor iken, barındırıyor iken içinde, sağlam kalamayışımıza dikkat. Gönlümüze, kendimize, başkasına mı kulak verip vermediğimize dikkat. Gücümüze, kendimizi fark edemeyişimize dikkat. Nefsimize direnemeyişimize, ona direnmemiz gerekirken Allah'a karşı direnç göstermemize dikkat. Nefsine direnç göstermeyip de Allah'a direnç gösteren bu nefsimizin aymazlığımızın bulunduğu yere, konumuna dikkat. İyi olan azlar yerine kötü olan çoklarla beraber olma meylimize dikkat. Yani dikkat etmemiz gereken çok yerler var. Evet, omurgalı olmaya dikkat. Enfüsten afaka yolculuk yaparken teşekkür ederim yorumunuz için. Kalbimize dikkat. Evet, öz sözü bir olmak diyoruz. Tabii ki aynen öyle. Yani arkadaşlar konumumuz neresi? Nerede konumlandık? Nasıl konumlandık? Doğru yerdeyiz ama doğru şekilde miyiz meselelerine dikkat etmek lazım. Çok teşekkür ederim bugün de benimle paylaştığınız için. Bu 24. sahurumuzu da seherimizi de bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Hayır huzur diliyorum. İnşallah bu soruları hakkıyla anlayanlardan oluruz. Teşekkür ederim Hatice Hocam. Bu soruları çoğaltarak, doğru soruları çoğaltarak onları cevap arayan, sahih cevaplar arayanlardan oluruz. Bir yere düştük, bir yere konumlandık, bir kapıya düştük diyerek oranın hakikatini anlamadan, araştırmadan, müzakere etmeden bulunmak doğru değil. Bir ayetin mealiydi, hangi ayet olduğunu hatırlamıyorum. Belki hocalar burada hatırlarlar, ilahiyatçılar. Allah bizi ferasetle imana davet ediyor arkadaşlar ya. Bu inanılmaz bir şeydi. Yani Allah fıtratımıza da yerleştirdiği halde dinine bizi davet ederken ferasetle bizi davet ediyor. Düşünerek, tartarak, gönül gözüyle, değil mi? Beynimizle, aklımızla, kalbimize müzakere ederek, tartışarak, anlamaya çalışarak, sorular sorarak, ayrıntılarak, ilmek ilmek ayrıntılarına girerek bu dine gelmemizi istiyor. Ezbere, öylesine değil.
kıymetli olmuyor o zaman imanı. Yani dolayısıyla o Zümer suresinin 67. ayetini ve ma kaderullah hakka kadrihi, yani Allah'ın kadrini bilen, Allah'ın kıymetini bilen, Allah'a hakkıyla gereği gibi davranan, Allah'a gereği gibi bilen, gereği gibi iman eden, hakkıyla kadrini bilenlerden olmaya çalıştığımızda doğru konumlanacağız. Mavi tık verecek inşallah o zaman maneviyatımız diyelim. Yeni gelen dostlara da teşekkür ederek bugünü de nihayetlendirelim. Adnan Hocam, Rabbim tüm duygu ve latifelerimize oruç tutturmayı nasip etsin inşallah diyor. Harika bir niyaz. Adnan abi çok teşekkür ediyorum. Leyla Mutlu Karabağ teşekkür ederim. Hanife Yenge teşekkür ederim. Efendim hepinize hayır huzur diliyorum. Konumunuzu doğru belirleme, niyetinizi oluşturmanızı dilerim. Konumunuzu doğru belirleme niyetinizden sonra sahih bir yerde durmanızı dilerim. Aklınızı, kalbinizi çalıştırmamızı dilerim inşallah. Hayır ve huzurla hepinizi selamlıyorum. Cenab-ı Allah'a emanet olun. Konumunuz iman olsun, konumunuz Kur'an olsun, konumunuz peygamberimiz olsun, konumunuz infak olsun, konumunuz hakikat olsun, konumunuz sadakat olsun, ahdine sadık olmak olsun efendim. Ya selam, ya selam, ya selam.